Müslümanın kurtarısın diye bir şey kayıt etmemiş ve söylememiş. Var mı böyle bir şey? Yok, kısaet yok. Öyleyse milyonlarca hatıra dinlemektense bir satır risale okumak ona mukabil değil. Bence tabii. Çünkü o Risale-i Nur insanı imanını kurtarıyor. Hatıra iman kurtarmaz. Milletin şevkini artırıyor orada. Öyle. Estağfurullah, bağlılığını artırıyor. Davaya bağlılığı artıyor. Çilelere hatıra getiriyor. Nasıl yıkılamamış bu dava, nasıl geldi ki? İkinci bir tavsiyesi de kardeşlerim, dünyada en mühim mesele, en büyük kuvvet Risale-i Nur'a hizmet etmektir. Kur'an. Evvela Risale-i Nur'u okuyup kendi imanını kuvvetlendirmek, ondan sonra da başkasına vesile olmaktır. Başka bir şey tanımıyorum yani. Başka bir şey tanımıyorum. Üçüncü bir tavsiyesi de, kardeşlerim, vazifemiz hizmettir imana Kur'an'a. Onun bunu E'sini aramak, kusurunu bulmak, noksanını bulmak vazifemiz değildir diyor. Vazifemiz neymiş? Hizmet imanı Kur'an. Öteki ne hala? Yok efendim o şöyle eğri gidiyormuş, şöyle yamuk gidiyormuş diyor. Vazifemiz değilmiş. Vazifemiz neymiş? İmanı Kur'an'a yönelmiş. Kimseyi ayıp etmek. Ve o zaman üstadımız ömrü boyunca senin kaşın altında gözün var, kimseye söylemiş. Hatta o kadar hapishanelere, uyanlara, şeydenlere devamlı kadere demiş üstadım. Hatta Denizli Mahkemesi'nde kardeşler diyorlar ki, ya üstadım diyorlar, senin bedduan geçe artık bununla iyice tadını kaçırdı. Sonra da bir beddua et diyor, diyorlar. Subhanallah diyor. Benim diyor gizli günahlarımı diyor affettirmek için Cenab-ı Hak bunları vesile kıldı. Ben bunları nasıl edeyim ki susun? Tevil görüyor musunuz cemaat? Benim diyor ki ne günahı işlemiş ya bu? Tevil görüyor musun? Ben diyor gizli günahlarımı diyor affettirmek için bunları vesile kıldı diyor. Bunları diye nasıl diyeyim ki durum? İşte böyle tevil. Onun için arkadaşlar birbirimizin ayıbını örtmekte gece olun diyor Allah'ın Resulü. Ayıbını örtmekte gece olun. İhsanı da gündüz gibi. Onun için bizim vazifemiz hizmet etmek Kur'an'a iman. Çünkü efendim ben böyle oluyordu, ben böyle oldum. Kardeşim, Cenab-ı Hak nasıl böyle bahar, yaz, kış, sonbahar, ilkbahar. Nasıl bunu bu çizgiyi çizmiş? Şaşıyor mu hiç bu? Şaşıyor mu hiç? Hiç baharda geliyor. Devamlı bu geliyor. İşte dünyada ta kıyamete kadar ne olacaksa bu çizgiye koymuş. Ben sen ne yaparsan yap, ne edersen et, o çizgi o devam. De patlasak da çatlasak da o devam edecek. O yürüyecek. Devam edecek. Onun için bizim vazifemiz kendimizi kurtarmak. İmanımızı kurtarmak. Üstad'a da Afyon Mahkemesi'ne soruyor. Hakim
Adım ne? Sait diyor. Soyadın? Nuş köyündenim diyor. Soyadın diyor. Nuş köyündenim diyor. Soyadın! Nuş köyündenim diyor. Tekrar et. Yahu diyor, ben sana köyümü sormuyorum diyor. Soyadım ne? Nuş köyündenim diyor. Hakim Bey. Yaz ulan diyor, yaz! Nurçi! O koyuyor. Yani şey bir had ya, şey kumak, soyad kumak, onu bile usta kendi kokuyor bak. Ona kokuyor. Peki mesleğin, mesleğin iman kurtarmak diyor. Mesleğini görüyor musunuz? İman kurtarmak. Doğmuş iman, ölmüş iman. Yani ölünceye kadar iman şeyler devam ediyor işte. Onun için böyle de Allah korusun. Yani ben bunu böyle diyorum. İnsan bir imansız ahirete giderse bu boşluğu ne doldurur? Mazmur, altın, inci, kumeş ne doldurur ya? Ya işte bu meslekte gitmiş adam. Evvela iman. Hatta şeyde hem Marra'da üstad şey geliyor Hazreti Ali sahip diyor Risale-i Nur talebeleri cennetliktir sana müjde ediyor diyor. Üstad Fesübhanallah diyor. Ben bu talebelerimde bu liyakati göremiyorum. Neyle oluyorlar bunlar cennet buluyorlar yani. O köpanda hareketlerine cennetlik gibi değil. Sonra da bana iftihar edildi ki onlar şirketi maneviyeden uzanıyorlar. Ha, o zaman elhamdülillah dedim ya. Kardeşler, biz şirketimiz biz. Şirketimizin başkanı da Allah. Verdi miydi esilmez, vermezse faalanışmaz. Efendim ben işte az şey diyorum, öteki çok hizmet ediyor, o frena diyor, o kola vermiyor kardeşim. Askerlik yapanlar bilir bu işi. Biz de 20-20-60 kişi, yani 3 askerlik vardı. Yani bir bölük teşkil ediyordu, 60 kişi. Bir de memo. O yer soğan soyulacaksa, patates soyulacaksa o mutfakta kalır. Yoksa gelir arkadan. Ne tüfek alır, ne tabanca alır, ne bir şey alır, ne bir şey alır. Zıngılıyorlar, gelir arkadan. Ayak da yürüdürüp uyurmaz. Fakat o 60 kişinin bir denesi ya bir ayak uydurmadı mı, ya kalayı yerse, ya bir denesi. Fakat en öndeki de aynı tayını alır, o memo da aynı tayını alır. Ordu kumandanı da der mi ki bu iyi asker yapmaya bunun tayını kesin der mi? Demez. Neden? Orduya da aynı olmuş. Ordu'nun asker olur. En iyi asker yapan da orduya da aynı olur, o da. Yemek, aynı yemeği de yer. Onunla aynı tayını da alır. Efendim yüzbaşılar şanalı. Lan sen ya gidecek elin yüzbaşısın sen. Sen ne morgada ol. Cehennemden kurtul yeter ya. Yani ateşten kurtul kafi ya. Değil mi yani? Aslı bizim şeyimiz ateşten kurtulmak. Yani imanla gitmek demek ateşten kurtulmak demek. Bizim bildiğimiz. Onun için kardeşler Cenab-ı Hak Risale-i Nur'u okumayı hepimiz ama okumayı ve amel etmeyi nasip etsin. Peki. Neyse yine bahçeyiz galiba. Bizim köyümüzde bir alim 40 sene tahsil vermiş İstanbul'un bir yere. Arapçası, Farsçası, Türkçesi, fıkıhı artık 40 sene niye öğrenmediysen ya? Ecaret almış. Fakat köyde alim ama amel yok. Köy hatibiyle beraber musalla başında muzalla durmuşlar. Orada dama oynalarmış akşamlara kadar. Ve birader sen 40 sene tahsili dama oynamak için mi öğrendin? Afil amel yok. Üstad Barla'ya geldikten sonra bir şair, biz gayesi bilmem miydi,
şaya alır ki Bediüzzaman'ın yanına varanın kalbini biliyormuş. Senin kalbin yarım, seninki çürük, geç sen verdiğin biraz ya diyormuş üstad. Aslı yok da böyle bir şaya olmuş. Benim dayım vardı rahmetli, çok evhamlı bir adamdı. Duyuyor bunu, geliyor bu hocanın yanına. Hoca diyor, Barlı'ya derin bir hoca gelmiş diyor, Bediüzzaman diyorlar. Gidelim diyor, şunu elimi öperim, duasını alalım. Ne çiz orada diyor hoca. Adam buraya kadar dolu, daha bir şey öğrenci yok. Ne çizdir yani o hocam yanına? Ya hoca diyor, der dayım, insanın kalbini biliyormuş lan diyor. Sen benim kalbimi biliyor musun diyor. Hayır, gidelim kalplerimizi bir ölçelim diyor. Bakalım ne diyor. Hocayı kaldırıyor. Oradan, Gulemin köyü yakındır bize. Arıyorlar Gulemin'den, 3-5'te orada takılıyorlar. O zaman Mercedes Dabanvay. Doğru, Barla. Medreden başlıyorlar, oradan Barla. Herkes en öpüp çekilir, kimseye bir şey demiyor usta. Bizim bu hoca engeli yakalıyor. Uslu meşratlı bir adamdı. Sen safa geldin kardeşim Hafız Hüseyin, fakat geç kaldın deyiz. Daha yeni karşılaşıyoruz. Bu ne biliyor benim Hüseyin oldum, Hafız oldum. Tam elini öpüyorken arkasını sıçrıyor. Ha, baş pehlivan geriden güreşi diyor. Tabi alimlikte bir ufak şey mi? Jeton düşüyor üstad. Şeyh hocanın başlıyor hiç güreşi ağlamaya. Kardeşim Hafız Hüseyin. İnsan hatadan hali olmaz. Zararın neresinden dönersen kar olur diyor. Birden dokuza kadar sözleri veriyor bu. Zarardasın diyor. 40 sene tahsil gören adama diyor ha. Gençler, kardeşler. 40 sene tahsil. Bunun Arapçası, Farisçası, Türkçesi, fıkhı. Ne öğrenmeli insan 40 sene ya? Hatta öyle diyordu babam rahmetlik. Oğlum, Kur'an okumaya başladın mı? Hafız kendi. Kur'an okumaya başladın mı? Sayfa geliyor gözümün önüne demiş. Böyle de bir zeka var. Süper zeka. Adamdı. Ve oradan dönüş, 180 derece dönüş, geliyor köye, damamı, damımdan dışarı çıkaran var köyü. Demiş, yahu ben gittiğimi buldum ben. Birader sen 40 sene tahsil gördün, gittik bulmadın da 10 dakika benim zamanın yanına ketmetle gittik mi buldum? Eksiri görüyor musun bu cemaat? İşte bu üstattaki ekse bu. İntisaptan ibaret olan bu ekse bu işte. Peygamber varisinin eksiri bu. Ya 10 dakika ya. Hatta demiş, eğer Risale-i Nur elime geçmese idi, Allah korusun imansız gideceğim ahirete diye de itiraf edeyim. 40 sene tahsil göre. Ben demeye gelmez, ben biliyorum demeye de gelmem işte. Cenab-ı Hak Risale-i Nur okumayı ve amel ettiği nasip etsin. Ya üstad yazdırıldığı gibi amel etmiş okumuşlar. Ve bu hoca bizi yazdırıyor, Risale-i Nur'u ama okutmuyor. Aynı, burada ne varsa böyle çekiyoruz. Okumasını bilmiyorum. Belki 8-10 sene bile yazdırdı bayağı. Tam bilemiyorum ama askere gidinceye kadar, ufalım. Askerden geldim, bir gerçek cevap verdi işlerime. Osmanlıca bir baktım, okuyamıyorum. Yahu dedim ben niye okuyamıyorum bunu? Bu kadar yazmışım da. İçimi yakıyor. Gittim köyde birisine dedim ya bana bir oku. Ayıp ettin dedi ya. Eğlenmiyor mu ben dedi. Sen kaç senedir direkt lisanı yazıyordun. Ya abi okuyamam. Ya hadi hadi dedi ben eğlenme. Bir daha kimse diyemedi. Alay edemedi bana. Neyse. 10-15 kişi toplanmış bizim köy yerinde. Gezektirip. Bir gün senin evde, bir gün benim evde öyle toplanıyoruz. Mızrak okuyoruz, terfi çıkıyoruz filan. Bu hoca Hafız Hüseyin çıktı geldi yanımıza. İşte nasip olacakmış yani. Ne diyoruz oğlum dedi. İşte mızrakla okuyoruz hocam. Hatta sıklamazdık. Terfi çekiyoruz. Mevlüt okuyoruz filan. Dedi kafi değil. Ne edeceğiz? Risale-i Nur okuyacağınız imanınızı kurtaracaksınız. Nasıl edeceğiz hocam? Ben de size bir kağıt yazayım. Üstüne gideceksiniz. Oradan dedi Osmanlıca eser alıp gelip, Risale alıp gelip okuyacaksınız. Fakat
İşin garip tarafı, biz de demiyoruz hocam, getirsek kitabını biz okuyamıyoruz. O da demiyor, okuyabiliyoruz mu? Sormuyor. Biz de sormadık. Aldık şeyi, kağıdı, gittik yerine. Kitap alacağız, geleceğiz, rafa koyacağız. Başka yeri yok. Okuyamıyoruz, bir şey bile yok. Gittik. Mustafa abiye verdik kağıdı. Dedi, üç tane yazmış dedi, ikisini vereceğim dedi. Şaban, haftaya gelsen götürürsün dedi. Olur hocam dedim. Getirdik kitapları, şöyle bir açtık, kara kara yazmışlar, sıra sıra dizmişler. Biliyorsunuz. Aldık, rafa koyduk. Ertesi hafta gittim ben. Ya. Radım, kitabı verdi Mustafa abiye. Şaban dedi, bunu okuyabiliyor musun dedi. Allah'tan dedi işte. Okuyamayız hocam dedi. Ne götürüyorum dedi. Hoca dedi, götürüyorum dedi. Anlaşılır mı dedi, rafa koymak için değil mi? Okuyacağını istifade edeceksin. Okuyamayız. Aç bakayım dedi. O zaman tekstiller tek taraflı yazılıyor. Bir tarafı boş, bir tarafı yazı. Açtım. Ben de 8-10 sene yazı yazmışım. Olan öğrenmişim Osmanlıca. Elif. Lam elif. Hı? Elif. Vav. Lam elif. Nur. 4 harfi öğrenmişim 10 sene. İyi değil mi? Epeyce öğrenmişim. Sadece lan buna. Allah kimseye vermesin. O da tam başına denk gelsin mi şimdi? Olan dedim, bir daha yok. Oku, işte o kadar koşandım. Olmaz kardeşim. Peki dedi Şaban, vaktin var mı dedim. Ben seni geldim oku dedim. Var hocam dedim, yok işte. Zaten içim yanıyor. Yani öğrenmek. Neyse, geldik. O zaman Masayı Harris diye bir gazlı motorlar var. Köyde. Ona ek çekleri, ek çiftçiyim ya, ek çiftçileri ek dedim. Anneme babama dedim, ben dedim Isparta'ya okumaya gideceğim. Ya oğlum bu yaştan sonra nereye gideceksin sen? Allah diyor, namazı kılıp yaptırsın Allah diyor, tamam cennet gelin de. Yok gideceğim. Peki bu garibin kızını nereye koyup gideceksin? Durlarsa işte erdi. Durmalarsa anasının yerine. Valide demiş, eyvah. Kafayı üşüttü kanka. Gezirdi galiba üşüttü. Gitmiş teyzeme. Teyzeme varmış. Yahu demiş söyle şu ya, bu yaştan sonra ne gittin bu? İşte o kızın ona namaz kılmıyor diyen mi var? Kaç yaşındasın? Askere geldim. Askere. Nereye geldin? 51, 52 yer. Bu senede. Teyzem geldi rahmetlik. Nereye gidiyorsun oğlum Şaban dedi. Dedim okumaya gideceğiz dedim. İspanya'ya. Ya oğlum bu yaştan sonra nasıl okuyacaksın sen dedi. Sen okuyacaksın, gideceksin dedi. Bu karının kızını nereye koyup gideceksin dedi. Kâyasın mı sen dedi. Sen gel evreye karşı. Ben tuttum ondan fır. Varmış valide. Demiş o ya bu kudurmuş be. Bana böyle yaptı böyle. Deseniz hiç gitmemesin dedi. Diyorum o zaman yiğitlik size kalsın. Yollanmamış. Gidecek o. Neyse gönüllü gönülsüz gittik. Neyse orada teyzemin oğlu var, Kur'an dersini okuyor Sparta'da. Bir gün ev tutmuş 5 liraya, yalnız 5 lira. Ayda. 2,5'unu ben veriyorum, 2,5'unu da o veriyor. Orada sabah da Hüsrev abinin evine gidiyorum. Akşamı da onu orada yazıyorum, okuyorum. Ve akşamı da oraya gelip o evde yiyip içip orada yatıyorum. Çarşamba bizim oranın pazarıdır. Ormandan var ya, ileriden var ya, babada gelmiş. Zepse var. Gittim yine böyle çarşamba günü yine sabahına vardı. Bir baktım, Mustafa benim bunun gibi görmüşüm işte. Evin kıyısında bir boşluk var ya, evet. Oraya soğan diktirmiş şu anda. Salvo birine demiş ki, gel şu çarşamba günü hem burayı çapada ve hem de işini gör. Çarşıda. Girdim ben, baktım adam çapa çapalıyor. Çıktım yukarı, dedi Şaman dedi, bu dedi fakirdir. Bir çapada sen al git de bitirin çabuk gelsin. Çarşıda işini görsün dedi. Olur abi dedim. Bir çabada ben aldım adım yanına adamın. Selamun aleyküm sen. Neresin amca dedim. Ben Savlu'yum dedi. Sen? Ben de Bozun'um dedi. Ne arıyorum delikanlı burada dedi. Askerden yeni gelmişim ya. Abi dedim Osmanlıca yazmasını okumasını öğreniyorum. Bir de mumlu kağıt yazıyor. Sıra abi dedim. Onu sava gidiyoruz. Tahir Mutlu abiyle orada çuval atıyor silahmışlar. Öyle deyince ağzını bir açtık adamın. Öf.
Şengeyi de çalıyor, çapayı da çalıyorlar. Kardeşim diyor, senin diyor, burada diyor, bir günde aldığın feyzi biz 10 günde alıyoruz. 10 günde aldın mı, 100 günde aldın mı, 100 günde aldın mı, 1000 günde sen olmuşsun, çavuş olmuşsun, general olmuşsun, paşa olmuşsun, fen olmuşsun, konum olmuşsun, of gidiyor. Ya ne abi, tam bitirinceye kadar böyle devam et. Yani aklımı, fikrimi yidala. Değil çek, değil çek ya. Nihayet şöyle al, bir şey kaldı, ötekinden yetmiyormuş gibi. Sen dedi, üstadı gördün mü kardeş dedi. Görmedim abi dedi. Vay arkadaş. Sen o zafili görsen. Nasıl ne abi? Kardeş bir boyu ya. Serviler gibi. Filanlar gibi, bolanlar gibi, bolanlar gibi. Buyur ulan. Bir eyvah kardeş diyor. Filanlar gibi, bolanlar gibi. Bir yürüyor kardeş böyle. Ceylanlar gibi, filanlar gibi, bolanlar gibi. Ya hayır lan. Bir burnu var şöyle ağzına. Ya bir tarif ediyor üstadı bana, insan üstü bir insan tarif ediyor. Ya o kadar bir şeref var. Merakını uyandırmak için. Gidiyorsun sen ya abi, delir çek ya. Adam delir çek ya. Ya abi dedi, nereye göreceğim ben bunu? Bu adam, dedi üstad dedi, emir dalında dedi. Evet, haftaya hazır ol, ben seni götüreyim. Allah aşkına geliştir, param benim olsun abi. Yani çekeni satacak, gidecek. Yani o kadar. Ondan ayrıldık. Ya güneş çakıldı. Bir türlü emmez aşağıya. Saate baka bıktım. Bir türlü yürümez. Nasıl gelecek yani? Bir hafta gelecek diyen o uzadı. Neyse böyle çarşamba koymuştuk. Perşembe günü akşam üzeri geçtim. O evime gidiyorum. Bir baktım çarşıya. Fiskos iki kişi bir yakada üç kişi bir yakada. Adam niye var dedim ya? İzzet dedi o zaman gelmiş. Nereye? Nuri Beyni'nin oteli. Ha, Nuri abi. Uzakta arakaya yakında mı? Geldim. Şey, zil çaldım. Tabii o zaman kimseyi tanımıyor. Züveyir abi çıktı. Ne o kardeş dedi. Abi dedi, üstadı görmek istiyorum. Kardeşim üstad çok hasta dedi. Kimseyi kabul etmiyor dedi. Konuşamıyoruz. Ya abi dedim, bir yol yönetken hiç görmedim. Ama yanıyor için. Adam yaktı kavurdu beni. Ben insanı bir insan, normal bir insan görmeyeceğim. Adamın tarif ettiğine göre. Hiç görmedin mi dedi? Hiç görmedim abi diyor ama yanıyor için. O da anladı meseleyi. Dedi git. Ben de dedi, sen üstada bilmiyor. Dedi, kardeş dedi, gel dedi, üstad dedi, çok hasta dedi. Elini öp dön dedi. Olur abi dedim. Böyle oturmuş santiye, soluya üstüne cübbesi beraber. Fakat akşam ezeni ya okundu ya okuncu o arada. Elini uzatıyor biliyorum. Öptüm. Bir şeyler dedi. Anlayamadım. Yüzünü de göremedi zaten. Karanlık. Yani o da karanlıktı. Çıktım. Eyvah. Dayımın dediği gibi dedim. Bu benim kalbim bildi. Sen bir daha gelme. Senin kalbin çürük. Ben seni kabul etmiyorum, fren etmiyorum. Yani bunu kendi kendime temin ettik, uykuyu kaçırdık sabah kadar. Neden bana böyle yaptın? Demek ki kabul etmedi. Eski sabahla dedim, bir daha gidelim bakalım, bir hizmet var mı diye. Beni kabul edecek etmeyecek. Ben gelince kadar Zübeyir abiye demiş ki, Zübeyir demiş, burası rusuletli, ben hastalandım. Git demiş, üstelere söyle. O evin üstünü hazırlasın, ben oraya varayım demiş. O tam kapıya gelirken ben de zil çalışıyor. Ne o kardeş dedi. Ben dedim, Yusuf abi yanına gidin abi, bir hizmet tamamı diye geldim dedi. Dur ya dedi, seni gönderelim oraya dedi. Git üstad dedi, onun demiş hizmetçisi geldi üstadım, onu gönderelim demiş. Yusuf abiye. Çabuk gelsin oraya. Geldi, seni üstad çağırıyor dedi. Geldim. Sen dedi, üstünün yanına gidin. Ben üstüne yanına gideyim üstadım. Kardeşim dedi, burası rutubetli, ben hastalandım dedi. Benden çok selam söyle. Üstüne evinin üstünü hazırlasın, ben oraya varayım. Tek ev üstadım dedi. Ahşap bu izal olunca dedim, üstad beni kabul etti. Dışarı çıktım. Bir adımda mı gittim? Üstüne babamın yanına uçtuğum bıçakım dedi. Sevincimden. Beni kabul etti dedi. Bu adım, Ahmet dedi, üstadın selamı ne bildin? Dedim, ben iki uğradım dedi.
Orası rutubetliymiş dedim. Hastalamış üstad. Bu evin üstünü hazırlayacağım. Şimdi buraya geleceğim işte. Şaban dedi, bu ev benim evim değil, ablamın evi. Sen tekrar git, orası ablasının eviymiş. Size başka bir ev bulalım dedi işte baba dedi. Tekrar gittim. Üstadım dedim, orası ablasının eviymiş İslam abi, size başka bir ev bulalım dedi. Yok dedi, keçeri dedi. Ben sır onun için gelmişim bu memlekete dedi. Git çağır gelsin buraya. Tekrar dedim. Dedim abi seni çağırıyor usta. Ne dedim? Ben onun için gelmişim bu memlekete. Git çağır gelsin. Peki dedi, sen otur ben varıp gelin. Gitti geldi. İlle senin evin üstü oturuyor inşallah. Ne yapalım? Ben bilmem abi. Git sen de şu terkeciyi, hıymiyi, terzi çağır gel. Sen bilirsin. Onları çağırdım. Benim yani. Abinin evinden giriyor. Buyur. Kusura abinin oraya. Benim abinin oraya. Oradan giriyor. Kusura abinin evet. Kapıdan değil de hiç evet. Abinin evinin orada. Yani tek bir bakımda. Evet. Ondan sonra onları çağırdım yani. Bak dedi, üstad dedi, benim bu evin üstü oturmak istiyor ama bak siz geliyorsun mu dedi, siz ziyaret ettiriyorsun, darlıyor üstad, sen beni ben niye rahatsız ettiriyorsun diyor. Ettirmeyen siz arıyorsun. Bir de buna dedi, müstakil bir ev bulalım. Terkeci Mehmet dedi, ben ev buldum ama dedi. Nere? Benim dedi, komşum var Fikret abla, ihtiyar. Rüyasında dedi, o yatak odası var ya, orada Peygamberimizin makbere-i şerifini gördüler, kadın. Rüyasında. Bana tevil için geldi dedi. Sana müjdeler olsun Fikret abla dedi. Hayrola, işte Allah'ın Resulü'nün en mühimmatlar vaizlerinden birisi senin yanında oturmak istiyor, kiraya verir misin? Kim o? Bediüzzaman Sayın, ha, duydum oğlum da görmedim. İyi otursun dedi. Kaç para verir? Kaç para versin dedi. Onu tuttuk demektir abi. Tek dedi, hadi gidin söyle. Geniş kullanışlı bir yer işte. He. Bunlar üçü gidiyorlar tabii otele. Diyorlar, üstadım biz sana ev tuttuk diyorlar, böyle sıratıya uygun. Ahşap, geniş, rahat bir ev. Hepimiz mi karar verdik üstadım? Terzi Mehmet. Hepimiz karar verdik üstadım diyor. Üç defa ben yerine oturup bir grup diyor. Erkanları kıramam diyor. Karar veriyor ama üstad adamın dediği gibi çıkmadı. Bayağı normal insan çıktı. Boyasını yüzüne bakamadım. Akşamdan geliyor kadın. Dedim abi bir hikmet var mı diye bir araya. Ha iyi oldu ya. Yarın sabah gel dedi. Bu eşyaları dediğim ta eve taşıdık ona yardım et kardeşim. Zübeyir abi dedi. Ne? Zübeyir abi. Zübeyir abi. Zaten bak kimse yok. Zübeyir abi bir üstad. Bekler şimdi oraya. Elden sonra. Sabah geldi Hüsnü abi. Dedim abi Zübeyir abi gel yardım et dedi. 53'te arada geldi. Hayır. Bakalım. Üstad'a geldi. Geldim. Baktım üstad yok. Şimdi abi üstad her geç konu. Ona bir parçana bindirme gidip tayin etmedi. Zübeyir abi. Üstad. Niye aldık? Hiç aklı verdim. Zaten robot oldu değil mi robot? Artık oraya o salonda bulup ne varsa. Fakat bu Erkan'la içeride tanzim ediyor, bizi uymuyorlar içeri. Bir şey ömürden kapı açıyorlar, veriyoruz, hemen kapatıyorlar. Ya abi kapatmam da kimse kim dinler? Adam top, ne bizim acı halde? Kapıdan kapı açılınca üstadın arkası görünüyor. Böyle dönmüşler böyle. Üstad abi de dönmüş. İkisi konuşuyorlar. Kapı açılınca arkasını görüyoruz üstadın. Yüzünü göremiyoruz. Neyse Allah'tan olacak. Soba borusunu geçirememiş onlar. Biraz daha. Terzi Mehmet geldi kapıya. Lan dedi Şaban'ın boyu uzun dedi. Buyur abi dedim hemen. İçeri girmek için can atıyor zaten. Yani, gelen dedi gel senin boyun uzun dedi. Şu boruyu bir geçirme dedi. Girdim şöyle bir baktım, oturdu da girdim. Bu dedi, onu tanıyamadım ben. Bana hizmet edildi Mustafa. Maşallah, çalışkan. Dedi, duyun ama gene düğümde bakamıyorum. Neyse, gittim o boruyu geçirdim, döndüm. Gel dedi bana, Mustafa. Şöyle ikisini varsın, otur. Adın ne senin dedi? Şaban Mustafa.
Sübhanallah. Ramazan var, bayram var, Recep var. Bu Şaban nerede kaldı diyordum dedi. Tam. Kardeşim Şaban dedi, senin dedi, Hüsnefe hizmetin dedi, doğrudan doğruya bu. Bir saniye öyle hizmetleri, sen de Kur'an'ı bazı, Kur'an'ı da aşağıya bazı. İşte benim yanımlarına da sen şöyle sevap kazanıyorsun, böyle sevap, gidiyor. Sağ olun bitti. Yani üstad başladı, yüzüne bakamayayım. Kusura bakmayın, büyüyor böyle. Neyse, biraz bir sene ettikten sonra, bir ay abi çalın, gavur etmeyin. Bir tane anahtar vereyim Şaban kardeşimize dedi. İstediğin zaman gelebilirsin Şaban dedi. Hiç bir manisi yok. Ayrıca benim uzmanlarına nasıl gelip diyor, nasıl diyor, aynı gidersin. Ve dertle de iştirak edebilirsin. Her çıkımı gayet tam bilemiyorum. Abi gönlüm muşu gibi çöktüm sabah etlerinden oraya. Dersten mersten filan bir şey anladım yok. Daha yeni öğreniyorum. Geldim oturdum. Bir kitap verdi elime açılmış. Bir baktım kara kara yazmışlar, sıra sıra yazmışlar. Şimdi devamlı üstadın yüzüne bakıyorum. Ondan okudukları zerre kadar kulağıma gitmiyor. Hiç. Tamamen kaptırmışım böyle bakıyorum. Üstad da yüzüne bakana pek kızarmış. Kim dinler? Yana başına Ceylan oturuyor. Ona demiş ki git şu nazarcı sarısı alınca bu keçeri bakmasın demiş. Haberim yok. Gitmiş nazarcı sarısını almışlar, gelmişler, okumuşlar, bitmişler. Hala ben devam ediyormuş. Farkında değil mi? Hiç var mı? Devam ediyorum ben. Bak öyle bak. Ya, yanına hey. Boyuna her şey. Boyuna bak. Ondan sonra üstad şöyle doğruldu. Hala nazar edesin çekerleri. Herhalde Ceylan adayı galiba. Ceylan rahmet. Ondan sonra kafaya eğdik. Ama iyi de o yüzden. Belki benim gibi üstadın yüzüne bakan olmamış hiç. Ders bitsin yakala. Cahil cesaretli derler işte. Ne dediyse devam ettik biz. Çıktık dışarıya. Dedim Ceylan, niye dedim beni mahcup ettiğiniz sanki mahcup olmuş dedi. Ne olmuş dedi. Evvelden de seni de bakmasam iyiydim abi dedi. Kardeşim dedi bizim çok buzaklarımızı buzak dedi. Bir de seninkini bu şeyde işte. Değil, bu da sımak. Ve hacılar gitti. Ve esasında şeyde duruyor, Tahir Mutlu abiyle. Salda duruyor, tekstil çeviriyor. Şey o girişte bir o zamanki tekstiller böyle kollu kolla çeviriyor. Mumlu kağıdı lan değil mi? Evet. 500 lira çıkarıyor. Bir mumlu kağıt 500 nuska. Yani 500 sayfa çekiyor. Ama bazı da çıkıyor da çıkmıyor. Mürekkep dağılıyor. Mürekkep dağılıyor. Ondan sonra. Açılı veriyor şey. O harflerin şeyleri artık düzeliyor. Şimdi giderken o İstanbul'a girerken bir çeşmeler var ya, ondan biraz daha gittiğimde sağ bir yol dedi. Bahçelere. O yol, o daldan baştan aşıyor. İşte o mescid var ya. Mescid. Ya ona varıyor. Mescid'e. Allah Allah. Giderken dedi, tırın takip eden çoğulur. O yolla git. Onu o yoldan gitsin dedi. Gelirken diyor, ben çıktığımı bilmezler dedi. Yok. Ben oradan gidiyorum. Namaza gidiyorum. Onlarla akşam namazına gidiyorum onlarla beraber. Oradan çıkıyoruz. Mustafa Gül'ün evi bir tek kapıdan 5 tane hale çalışıyor. Bir kapıdan. 5 hale. Oraya giriyormuş. Hangi haneye gitti? Kapıya giriyormuş lan. Polis. Hangi? Evdeki. Giren demiş. Dönüp gidiyor. Yani orada bizim tekstil çevirdiğimiz bilgisayar küçüğümüzü göğe soğuttular. Fakat bizim aklımıza böyle gelmiyor. Bilmem aklın farkındayım ben. Devam ediyoruz. O değirmenin önündeki ev. Öyle mi? Değirmenin. Bir gün geldim. Böyle. Zübeyir abi şöyle oturuyor. Üstad da yatağında. Ben de girdim. Gel başım. Aslında ne şuraya otur sen. Oturdum buraya. Eline o diyerek kendini aldı. Şaban dedi, sen dedi bu Süper'i tanıyorsun. Tanıyorsun sandım. Hemen
içi kaldırdı, o da kafasını şuraya koydu. Tatlıca şuraya getirdi. Vuruyor kafasını. Şaban diyor, bu diyor, Daş diyor, Koyan. Bak, hiç konuşmaz diyor. Camit bu diyor, camit. Bak, hiç konuşmaz ya. Bak, hiç konuşmaz diyor. Camit diyor, cansız diyor. Bak, aha, aha, hiç konuşmaz diyor. Vuruyor kafasını öyle. O da hiç gitti, sinir oluyor, dur böyle. Ondan sonra, kardeşim Şaban dedi, öyle, hem dedi bu öyle bir ahmak ki bu. 30 lirayı bıraktı dedi, 30 lirayı çalışıyor. Ahmak, ahmak. Neyse, ahmaksa ahmak. Bu abi posta telgraf memuruydu. Tabii memuriyeti bıraktı. Evet. Ustad da tayin bedeli o zaman 30 kuruş veriyor. 30 lirayı bıraktı. 30 lirayı bıraktı, 30 kuruşla çalışıyor bu ahmak diye. Neyle çalışırsa çalışır, ben jeton düşmüyor ki benim. Belki 20 sene mi, 25 sene tam bilemiyorum, öyle geçti ondan sonra jeton düştü, iyi değil mi? Kutkir, başta olduğu için. Bana onun sayesinde ders veriyormuşlar, sen de bunun gibi, bu hizmetler kaya gibi ol. Bu nasıl dünyasını akıllar değişti, sen de böyle ol Şaban diyormuş ama, fakat eyhat, nerede o kafa, ne aklı? Ve ertesi hafta geldim yine, kapıyı açtım, baktım kimse yok, yanımda üstad. Şaban dedi, sen benim zübürümü tanırsın, tanıyorsun üstadım, kainatı değişmem. Zübürümü kainatı değişmem. Allah. Aslında Zümer Gündüz Alp ismi, üstad Zümer olarak yapıyorum. Öyleymiş. Vallahi geçen hafta taşıdı kayaydı bu. Bak ne oldu? Ne oldu? Bir haftanın içine. Fakat Müzaffer kardeş de bilir de Zübeyir abi de öyle bir meziyetler vardı ki, tabii benim şahsi görüşüm bu. Kimsenin aklına fikir karışmam. Dünyada diyordum ne kadar meziyet sayarsan onunla tekemmelemiş. Zübeyir abi. Usta da onu hem muayyin hem müşavir olarak eserlerde en yakını o. Yani en yakını o. Müşavir. Yani her gün... Zeylan da çok kabiliyetli bir kardeşti. Biliyor musun? Zeki böyle. Uf. Ve hatta bir gün bana böyle oturuyorduk. Dedi, Şaban kardeş dedi, Zübeyir abi. Risale-i Nur dedi, beni talebeliğine kabul etsin. Şurada bir tuvalet var ya dedi. Onu temizlesem kafi falan dedi. Hizmet olarak. Cemaat, bundaki hizmet anlayışı bu. Yani bu hizmetin ufağına birine bakılmaz. Bak diyor kendisi. Yani bunun enaniyeti, gururu, kibir, memurdu bu ya. Her şeyini böyle ayağının altına alıp da tuvalet temizleyici kadar indirmek her yiğidin haliyle. İşte ona mahsus olur. Postanede memur. Memur. Evet. Urfa'da çalışmış, İslahiye'de çalışırken Ustad Afyon'a şey olunca o zaman İnönü'ye telgraf çekiyor. Ondan dolayı onu da hapse alıyorlar. Ustad'ı şey yaptığı için. Evet. İşte bir müddet açıkta kaldı. Ondan sonra iadeyi vazife ettiler. Ankara'da biraz çalıştı. Ondan sonra bıraktı. Geldi Emirdağan'a. Emirdağan'a geliyor. Üstad, Zübeyir abi, diyor, buraya niye geldin diyor, Üstad, hizmete geldim efendim diyor. Yani bu gariptir, zayıftır, kimsesizdir, yardım ihtiyacı vardır, ihtiyardır. Bunu düşünmedin mi Usta? Risale-i hizmetine mi geldin diyor. Risale-i hizmetine geldim Üstad diyor. Kalır mesela. Eğer benim şahsıma gelmiş olsaydım seni red edecektim. Ondan sonra ikinci bir, kaç sene geçti arada, ikinci bir daha buna imtihan. Zübeyir diyor, sana bir şey söyleyeceğim fakat doğruyu söyle diyor. Buyur Üstad diyor. Mesela diyor, farz-ı mal olarak ben Risale-i Nur haricinde bir yolcusam gitsem, arkamda mı gelirsin, Risale-i Nur arkasında mı gelsin diyor. Yemin ettim diyor, şu an şöyle olsun Üstad'ım, senin arkandan gitmem, Risale-i Nur arkasından gelirim. Aferin Zübeyir! Ben de senden bunu bekledim diyor. Ya böyle anlamış yani. Biz Salim'i böyle anlamış. Ya. Siz de böyle soruyor musunuz? Kime?
Bozan'ın önüne gelen vakıflara ne için geldiniz diye soruyor musunuz? Soruyorum. Ne diyorsunuz? İşte hizmet için gelsin mi? Yani şu sabunu ehkere gelsin, yanına gidin. Ve devam ediyoruz artık. Biz bana kadar anahtar yazdı, istediğim zaman giriyorum ustanın yanına. 58 sene, bir onu unutmuyorum. Başka seneden anlamadım. Geldim yine. Dedi Şaban dedi, senin işin vardır. Ben dedim, salda duruyorum üstadım dedim, Hüsrev babayımla gelip gidiyor dedim. Sen git Hüsrev'e söyle dedi, bak burada kimse kalmadı. Gel burada hizmet et dedi. Kimse kalmadı. Bir şoför, Mahmut, bir usta. Gittim ben, Hüsrev babaya dedim. Abi dedim, ustanın yanına kimse kalmamış dedim, gel sen burada hizmet et dedim ama. Git git dedim. Geldim Mahmut'la beraber odasına girdik. Şaban dedi, sen dedi, guluş kırmasını bilir misin dedi. Bilir üstad dedi. Fakat guluş ne bildi ya. Yani kırma deyince, kuvvet deyince, kırar dedi. Biliyor. Peki dedi, Mahmut dedi, sen git, Şaban kalsın. Kaldı. Kardeşim Şaban dedi, benim guluşlarım ağrıyor dedi, gel sen onları sık dedi. Nasıl böyle elimi soktum arkasına? Bunlar böyle urdan gibi geldi elime. Et olmayınca. Bunlar galiba herhalde başka bir şey yok. Sıktım. Bu tarafa dedi Şaban, o tarafa dedi. Bu da aynı. Tamam, yet dedi. Yetti ben şimdi de verdim. Fakat kazık gibi olur böyle. O damarla. Tabii ben incinir diye fazla sıkamıyorum. Muhkem sık Şaban dedi. Çok sıktı ya. Üçüncü gün hem onu yumuşattık hem de tapsını aldık yani. Bulut sıkmasını biliyorum artık. Dördüncü gün müydü ben tam bilemiyorum. Şaban dedi, sen dedi sidre biliyor musun dedi. Biliyorum üstadım. Bana su doldurup gelebiliyor musun? Doldurayım ben. Bir de termos var şimdi hala duruyor. Bir testi var, testi. Onu aldım yürüdüm. Fakat rampa yol. Fakat çok ilaçlı. Bir de hızlı gittik galiba. Vardım oraya terledim. Dedim terim, şöyle oturayım dedim, bir terim soğusun. Buraya gelmişken bir de su içeyim, bir daha ya geri ya gelmeyeyim diye. Bilemem ben güneşe gideceğim. Oturdum, terim soğudu. Onları doldum, yavaş yavaş geliyorum ben. Bir saat 20 dakika geçmiş. Saate bakmış. Bayram, bayram bir saat de varıp geliyormuş Ahmet. Bana demedi bir saat de varıp geliyormuş. Ondan sonra 70 öteki orada da büyük bir oğlum Yücel abi vardı. Ona demiş, git keçeli demiş, mutlaka bunu binesi kaldı diye şunu bul gel demiş dedi. Efendim nereden yerim gidiyor ben bilmiyorum. Git oturuyor yine demiş. Gelmiş o merdiven var ya kıyıdakı, uzun merdiven. Onun başını betona dinlenmiş, kapıya doğru beni bekliyor. Kapıyı açtım. Nerede kaldın keçeli dedi. Bir saat 20 dakika geçiyor dedi. Bayram bir saat de var geldi dedi. O çobanlarla mı konuştun, kadınlarla mı konuştun, erkeklerle mi konuştun? Anlıyorsun lan sen bu yapamayı. Dosya dolmuş bir şey. Tam dibine var. Niye geçtin dedi. Üstad dedim, oraya vardım terledim dedim. Biraz oturdum ondan geçtim dedim. Anlıyorsun lan sen bu yapamayı. Peki. Pek de hoşuma giden hiç değil. Tavurlar sonu gelir lan. Buradan şimdi bir şey yapmışım. Fakat yapamayacak diyor ama kimse yok. Adam tuttuğunda adam yere geçti. Şoför var. Desen iki gün dokamayız. Cenaze yürüyen cenaze gibi. O da öyle yani. Üfürüyorsan içecek. Neyse bugün geldim. Bugün işte Mahmut Ceylan Sarışkan'ın amcası. Evet. Emir Dağı'nda şimdi sarıklık yapıyor. Evet. Neyse. Ne diyordun ya? Bak gitti kafam. Ne diyordun? Sizden başka kimse yok. Yapamayacak. Ha bu işe yapamayacak. Kimse yok. Bugün geldim. Bugün yani işte yarından sonra sabahlar kim ödeyecek? Suyu doldurma diye. Yani sinirdir ben var. Şaman dedi benim suyum bitmiş dedi. Doldurma gel üstad dedim. Peki dedi. Ben gidince yine saate bakmış. Fırçayı yedik.
akıl fakirler bir yürüdüm abi. O virajlar filan dostu orada. Öyle ter ver beş para. Vardım doldum dün belki hiç içmedim. Rekor kuracaksınız yani. Buyur. Rekoru kuracaksınız yani. Ha, rekorucuyum. Geldim. Evet. Kapıyı açtım beni görünce onun sallama saati vardı. Cep saati. Beni görünce sen subhanallah daha bir saat olmadı Şaban'da. Hiç eğlenmedim Müslüman'ın. Ta Şaban'dan başka kimseyi unutmuyorum. Zaten kimse yok. Onun da kapısını aldık. Artık her gün başını oraya gidiyor. Suya. Her gün asıl. Bir saatte gelmek şartıydı. Bir ayakkabı bile alamıyordum ona. Ayakkabı ama az kimiştir diye. Alamıyordum. Orada alıver inşallah. Neyse. Bir gün yine geldim sudan. Kapıyı açtım beni görünce. Ses subhanallah dedi. Şaban ben seni dedi köyüne kaçmıştı diyordum dedi. Neden kaçmıştı dedi. Senin haberi yok. Benim bir şeyden haberim sudan geliyor dedim ben. Dedi bu edepsiz herifler divane herifler dedi. Tahavi ettiler kitaplarımız Allah. Benim ifademi Allah. Eğer Şaban'ın buyduysa kaçmıştır köyüne diyordum dedi. Yok canım Müslüman dedim kaçalım. Kaçmaz canım bu diyor. Kafama yapıştırıyor tokadı. Kaçmaz canım bu diyor. Kahraman bu diyor. Duruyor bana. Peki dedi bu edepsiz herifler sana dokunmuyor mu Şaban? Üç tane polis birliği kapısının önünde. Bir de cip. Geldiğin düğmeye basmayın ya bakalım. Ya. Doğru karakol. Karakolda düğün yemeğim var. Her tarafını kara kara koydu karakol. Onu biliyor üstad da. Dedi senin geliş gidiyor. Bu edepsiz herifler dokunmuyor mu Şaban dedi. Üstad dedim o tomofil diyor taksiye. Ben tomofilin girdiği çıktığı yer var ya oradan gelip gidip bana ses vermiyorlar. Divane herifler dedi. Masumların canını yakaladı dedi. Gideceğim dedi seni şikayet edeceğim. Bunu bütün gece. Bu da latifesi. Akşamdan sonra dedi ki kimse yok. Adam bıktı, adam yerine geçti. Şimdi sizi çalıyor, ben geliyorum. Akşam namazdan sonra. Kolu ağrıyorsa, ihtiyar ya, kolu ağrıyorsa, ben buraya oturuyorum. Kolunu şöyle omzuma koyar, ben bunu sıkıyorum böyle. Masaj yapıyorum. Böyle. Tamam buradan ne kadar. Diğer bu ağrıyorsa bu ne diyor? Diğer ayağı ağrıyorsa ayağını şöyle omzuma koyuyor. Ayağını. Ben bunu masaj yapıyorum. Namahrem yeri ağrısı. Elim şuraya geçiyordu hemen şöyle. Diye geçti ben tuttum. Böyle. Bazen de uyukladı. Ondan sonra ben sıkılıyordum uyanırsa. Bir gün böyle böyle uyuklayalım. Böyle baktım evrat geliyor. Boş durmuyor. Evrat geliyor. Ben de sıkılıyor uyanıyor şimdi. Dedi Şaban dedi sizin mezhepte böyle uyku yasak abdesti gider. Bilmiyorum üstadım dedi. Fıkıh soruyor bana Mehdi. İyi değil mi? Kıyamet alamet. Neyse bir gün geldim yine böyle. Ne kulucunu işaret ediyor, ne kolunuza diyor, ne ayağınıza diyor. Allah. Evrak okuyor. Ben de önündeyim böyle. Sonra evrak şöyle bulur. Benim de bir vahşi şamanım olacak. Nerede? Buradayım üstad diyorum. Burada diyorum. Buradayım diyorum. Sen mi vahşi ben mi var? Ben vahşi üstad diyorum. Neyse o gün vazifeyi bitirdik ettim. Büyük ruhu bir celabe dedim. Abi bana üstad vahşi şaman diyor dedim. Bir de latif etmişsen geçen senle dedim. Hiç latif edecek bir şey bulamadı mı? Neyse, tabii ona inanmıyorum da Üstad abi gari ilk hocam ya. Bir vesileyle onun yanına gittim. Dedim abi bana Üstad dedim. Vahşi Şaban diyor siz. Neden diyor acaba? Vahşi Bedevi diye dedi. O latifeler değil, mühim değil. Orada Saul biri varmış. Gitmiş Saul'a. Şaban'a Üstad Vahşi Şaban demiş. Derken alıyor. Hazret ta Almanya'ya kadar uzanmışmış. Almanya'dan mezun birisi mektup yazıyor. Vahşi Şaban Bodrum köyü Isparta Türkiye. O zaman da muhtarla alıp geliyordu şehirden mektupları. Akraba muhtar geldi kapıya. Dayı, ne o? Mektubun var ama dedi soyadın değişik. Ne o lan soyadın?
Vahşi Şaban diye yazıyor abi. Getirilen dedim benim o. Yani bazı... Kabullendin yani sen. Kabullendin ha. Kabullendim tabii. Dedim, bazı kardeşlerin kafasındaki istifa, yani ben ustanın yanında vahşici bir hareket yapacağım için de, öyle diyeceğimiş vahşi diye. Mümkün mü ya? Kapıyı söylemiş. Zerre kadar bir hata yaparak yapım çıkıyor. Lan babasının oğlu mu? Tarihler. Ettirmez de, edemez. Ama Ceylan çok lavabaliydi. Ona gülü veriyordu. Ona bir şey demeyelim. Mesela bir gün, diyor, öğlen diyor, beni çağır. Kardeşlerini çağır da, ders yapacağız. Kardeşlerimiz çalışıyorlar üstadım. Yarım saat geçti yine. Kardeşlerimiz çalışıyorlar üstadım. Yarım saat geçti diyor. Çalışıyorlar kim duruyor? Çalışıyorlar kardeşler üstadım. Niye çalışıyorlar? Uyku uyumak için çalışıyorlar. Şu şaka olur mu ya üstadım? Vay Kürt, vay dedi. Vay, o Kürtistan askerlik yapmıştı ona Kürt diyordu. Vay Kürt vay, ben de sandım ki aportman yaptım. Gel sana bir şey söyleyeceğim demiş. Beni alıyorum. Sen söyle üstadım, ben buradan duyabilirsin. Namahrem çekerim. Namahrem işim yok üstadım, sen söyle. Ama Zübeyir abi olsa hemen gel yanışmış. Katli yarışmadı. Ona, zaten Zübeyir abi ustakla hiçbir laçka yapmaz. Hiç. Çok ciddilik durum o kadar. O Ceylan ustakla yüz gözü olduğu için Emirdağ'da. Emin ol ya. Hem de bir gün diyor, dedim ki, üstadım bana bir yenge bulmuş. Ya insan anasına basa söyleyemez şunu. Yok sana demiş üstad. Peki dedim diyor, bir gün bindik taksiye, Emirdağ'da sabah namazı oldu. Eskişehir'e gidiyoruz. Vardık diyor. Namaz kılalım böyle gidelim. Sabah namazı diyor. Namazı kıldık diyor. Çabuk bir çay bir şey gel de vakfiyene gidelim diyor. İşte üstadım orada bir yenge oluverse çay çabucuk gelime dedim diyor. Yok! Sana yok keser. Öyleyse geç kalır çay üstü. Yani geç kalır. Neyse diyor. Girdik gidiyoruz. Tabi Emir Dalı'na diyor. Eskişehir'in arası diyor, hani ova ya, koyun çobanlarını gör diyor. Ceylan, mecbur olsam sizi bir mesleğe vermeye koyun çobanı yapar diyor. Tamam üstadım, ona da bir yenge lazım böyle sarılır. Yok, sana yok dedi diyor. Elimiz okan yokmuş yani böyle. Rahmetli. Neyse vardık diyor. Şeye, Eskişehir'e. Üstad, Isparta'yla Emir Dağı'ndan başka yerde İkameti yasak. Yasak. Hükümet yasağı. Ceylan git demiş, emniyet müdürüne söyle, 3 gün ben buraya istirahat için geldim, 3 günden sonra gideceğim. De. Emir Dağı'nın değil mi? Eskişehir. Bağladım diyor emniyet müdürüne. Ne o? Üstad Bedi o zaman geldi, 3 gün istirahat için geldi, 3 günden sonra gidecek, haberiniz olsun. Diye gel. Duramaz. Bir gün bile duramaz. Gel ha döndüm bir kereye. Ben bilmem dedim diyor. Geldim. Arkamdan diyor şey göndermiş. Polis. Geldi efendim amirimizin emri hemen döneceksiniz. Kereye. Ya İsparta'ya emirler. Sen o amireye söyle. Ben 3 gün buraya istirahat için geldim. 3 günden sonra gideceğim dedim diyor usta diyor. Gitmiş bu. Efendim ne oldu? 3 gün itiraf için geldim, 3 gün sonra gideceğim. 3 dakika durması yasak, tamam mı? Hadi! Derhal dedikim şeye. Ya Emir Dağı'na ya İsparta'ya. 3 dakika yasak. Demiş. Emniyet müdürü. Geldi polisler diyor. Efendim amirinizin yani 3 dakika dahi olsun izin verin. Döneceğiz şimdi geriye. Dedi. O amirinize söylen eğer beni kızdırırsa 24 senelik intikamımı 24 saat alır diyor. Gidin şöyle. Gitmiş daha bununla. Ne oldu? Efendim, amirinize söyle. Eğer beni kızdırsa 24 senelik intikamımı 24 saat alır diyor. Evet! Evet! Emniyet müdürü.
10 tane polis falan yolu, 10 tane filiz. Bütün Eskişehir'in yollarına 10 tane polis geldiğini arattırıyorlarmış, geçeni arattı. Yani öyle bir evham almış şey emniyet müdürü. Yani dehşetli bir kuvvet geliyor. Şeyi Eskişehir'in altına üste çekecek. Öyle bir evham almış. Üstad da 3 gün orada günce kızsızlık. 3 dakika durup dediği kadar unutmuş. Üstad unutuyor. 3 günden sonra diye üstad bir şey demiş. Ceylan'a git demiş söyle. Saat 9'da gidiyordu. 3 sene kalsam haberi olmaz. Fakat o polislerin ezgeti benim ihlasıma zarar veriyor. Eziyet oluyor ya, onun için de ondan benim işarlı var ya, gittim işte. Saat 9'da gideceğiz. Geliyor. Yok. Biz saat 9'da gideceğiz. Aferin olsun. Aman bir diyor Allah aşkına bir diyor. Yani bu imkanları Cenab-ı Hak üstada tanımış. Neyse bir tane daha var. Şimdi üstad hediye kimsin, hediyesini kabul etmiyor. Bir gün bağımız var oğluna tabii şimdi davul da. Üzüm götür. Bakardım ben hediyeyi kabul etçi getmiş. Kapıyı açtım. Yo dedi. Üzüm getirdim üstadım dedi. Kendi bağımdan. Kendi bağımdan getirdim. Şabanımın olduğu için dedi bir sefere mahsus red edemem. Bağım üşür ve zekadı. Başım gözüm sadakası için kabul etmişim. Bizim polislere o alakartılarsın demiş. Şimdi ben kimsenin kendi kabul etmiyor. Beni gitti. O da şuraya. Hazır cevapçı Ceylan'ı çağırdı. Kaç kilo geldi Ceylan mı dedi. 3 kilo geldi üstad dedi. Çarşıda kaç para dedi. İşte 15-20 kuruş ederdim. Tuttu bana 100 kuruş verdi üstad. Dedim üstadım ben dedim satmak için getirmedim dedi. Oh dedi keçeri dedi. Sen benim üstüm bozamazsın dedi. Ana bizim kartıza gitti. Ya çağ sığmıyor koltuğa. Aldık direği çıktık dışarıya. Dedim Ceylan gariti ne et üstad bana dedim ya emin ol sebedi kafama vurmuş geldi bundan daha iyi. Ne olmuş dedi kardeşim. Ya hem şunun için bunun için şabanın için bunun için saydı saydı dedim bir de o 100 kuruş para verdi ya dedim. Ya dedim böyle peşin müşteri buldum daha sen niye istedin? Sen git dedi onu biz yeriz. Afiyet olsun dedim gittim. Galip bir hafta mı geçti? Ara tam bilemem geldim. Abi artık sen bundan odasına kal. Selam. Ve aleyküm selam Şaban kardeş. Ya keşke dedi o üzümü getirmeseydin ben. Dedim hayrola ne oldu? Ya onun başında neler oldu da kardeşim. Hayrola dedim ne oldu abi? Ya sen gittin miydi hani biz yiyeceğiz dedik ya. Rokken bizi çekmiş miydi? Hepimiz sen gittikten sonra çalır dedi. Bu üzümleri salkımından birer birer koparacaksınız, ipe çizeceksiniz, tespih gibi şöyle karşıma asacaksınız, ben tefekkür için demesin. Bunlar orada çürüsün mü? Küflensin mi? Bize de ders baklavası diye veriyor şimdi dedi, gelmiş Erdem'e dedi, ders baklavası. Ağır bela sana yiyoruz. Şimdi sen de göreceksin dedi. Üzümün nasıl nasıl yeniyor dedi. Allah Allah. Ya kızlanmış. Çürümüş şey yine mi Allah aşkına? Yani görmüş lan oğlum. Ders bitti. Ders baklavası da çıkar ya usta. 3-5 dedi bana verdiler şöyle. Bir baktım. Çürük. Küflenmişler. Ya nerede bunun yeri? Yeme yeri. Dünyada görülmüş değil böyle bir şey. Bakıyorum lan yiyorlar. Mecburen ben de yedim. Ersun geldi yine. Gelmeye diyor canım ben. Ne diyor? O üzümleri yedirtiyor. Gözümün önü yedirsin diyor. Siz yemişsiniz sanki ben ama ne olursa olsun ha. Ne olursa olsun diyor. Yani bir tane üzüm denesi verir. Ders baklavası diye bir tane üzüm denesi. Kuruzum. Dişlerinde kalır. Mideye bile inmez. Neyse. En son yeri çıktık daha yok. Rahmetli Tahir Mutlu abi. Dedim
Tahir abidim, Allah'ın ve dinin içerisinde ne biçim baklava anlayamadım ama zehir oldu ağzımın içine. Keçeli dedi, her şeyi bilin onu bilemedin mi? Ne olur? Ya bizim üstad başka yere baktığı zaman dedi, şurama şöyle kovar. Yani hiçbir şey o. Buraya mı yukarıymış? Buraya bir şanlarıymış galiba. Ya abi, bir de var kaldı dedi. Gittikten sonra konuşalım. Yani bunlara teskinini nefis yaptırmıştınız. Siz misiniz o yediğinden şeyi? Ben de size böyleyim. Bir kavun alsalar vardı ben yemedim ya. Ceylan diyordu rahmetli. Onu alıyormuş, parasını veriyormuş. O çürüyor, o çürüyor. Açsın, bunlara teyaz baklavası diye veriyor. Ondan sonra bunlar böyle anlamış geleni, aman abi gelin. Usta görmüş Allah aşkına. Sizi yemeye baktım yok Allah aşkına. Bak ya bulmamış ağır ondan sonra. Bir de diyeyim, ben elçi mi yaptım? Dedi sen dedi yemek pişirme seni bilir miyim Şaban dedi. Ya, mantar gibi her taraftan çıkıyorsun. Hayır yok. Bilir mi üstad mı? Ben de zannedim ki bizim odamın içinde orada pompalı şeyler vardı. Orada biz çorba morba pişireceğiz. Bir yerde gözünün önünde pişiriyormuş. Orada pişiriyoruz. Sobada. Suyu döktüm o şey duruyor şimdi. Sefer tası. Suyu döktüm. Çay kaşığını bir tane kaşık. Yağ. Fincanını ufacık fincan. Aldım. Bu da yeter mi ustam dedim yağ. Attım. Tuzlu bir dakika kaçın dedim. Sen beni borçluyum. Bıraktım gittim. Mahmut dedim beni kovun üstadı. Bir de ya kuyudan basın dedim. Kafasını bıraktım. Tuzlu bir dakika dedim. Sen beni borçluyum kekemi. Kovun. Ya üstadı konuşturma dedim. Ya. İki parmağın tuttuğu kadar dedim tuzlu bir dakika. Evet. Üç parmağın tuttuğu kadar da şehriye çorbaları vardı o zaman.